Şimdi ben Yılmaz, arkadaşımın Nurşen, ikimiz de felsefe öğretmen kökenli insanlarız. Ben de emekliyim artık çalışmıyorum, Nurşen hala aktif olarak çalışıyor. Bugün aslında bir felsefe metodolojisi deneyeceğiz. Farklı bir felsefe yapma metodolojisi. O yüzden de birlikte yapacağız. Bunu bir ders gibi görmeyin lütfen. Biz de öğretmen değiliz adı, yani öyle bir kimlik görmeyin bize. Herhangi bir bilgi vermeyeceğiz zaten. Bu çocuklar ve yetişkinler için, topluluklar için felsefe adıyla anılan bir uygulama yöntemi. P4C olarak da kısaca söyleniyor. Bu yöntemde bir problem üzerinden tartışma yapılıyor. Önemli olan topluluk ruhu. Topluluğun sorgulayarak, tartışarak belli kavramlara ulaşması. Bir takım sonuçlara varmak gibi bir şeyimiz yok, derdimiz yok. Bir takım sonuçlara varmayı amaçlamıyoruz. Bu biraz felsefenin ruhuna da uygun bir şey zaten. Amacımız burada topluluk olarak, yani burayı bir topluluk olarak düşünüp, birlikte düşünceler sergileyebilmek, o düşüncelerimizi birbirimizle paylaşabilmek. Ve bir takım kavramları daha iyi analiz etmemizi sağlayacak bir metodoloji denemiş olacağız burada. Tabii topluluk olduğu için tanışmanız önemli. Biz şeye uygun olarak, bu işin ruhuna uygun olarak önce bir birbirimizi tanıyacağız. Şöyle bir yöntemle tanıyacağız birbirimizi. Hızlıca yapacağız bunu, zamanımız da biraz az olduğu için, ama işin tekniğini de biraz görmeniz açısından bunu uygulamamız da önemli. Herkes önce adını söyleyecek. Sonra da bu hayatta değiştirmek istediği ya da değişmesini istediği herhangi bir şeyi söyleyecek. Kısaca ve geçecek. Hızlıca. Evet. Kim başlamak istiyor? Kim başlamak ister? İsmim Erkin. Salgınların olmadığı bir dünya. Bütün çalışıyorum. Evet. Neden? Soralım istersen. Çok uzun olmasın açıklamam. bir saat biraz. işte insanlar ölüyor. Ekonomik makinemiz zarar görüyor. Yok yani nasıl anlatayım? Bunun için çalışmıyorum. Ekonomi için çalışıyorum. Genel olarak hayatımızı daha verimli nasıl yaşarız, daha az nasıl çalışırız ve aynı refah seviyesinde yaşayabiliriz. Benim niyetim bu. Bunu da yapmamın sebebi kendimi çok çalışmayı sevmiyorum. Daha az çalışmak istiyorum. Peki. Evet. Evet, isimleri alacağız herkesin. Evet. Adım Özge. İnsanların kendi iç huzurunu bulabildiği bir dünya istiyorum. Neden? Genel olarak yaşayacağım. Ben de İsmim Arsen. Doktora yapıyor gibiyim. İngiltere'deyim. Kedilerin konuşabildiği bir dünya istiyor. Konuşuyor mu acaba? İnsanlar değiştirebileceği bir şey. Kediler konuşabilir hale geldi. Bunun değişmesi sağlanabilir. Evrime iman var. Yapay seleksiyonda olur belki ya. Konuşanlar sürekli şey alırsa. Kafalarına makineler takıp modelleyebiliyorlar ya. Ama biraz daha sofistik olmaları gerekiyor muhtemelen. Öyle bir son. Yani en azından hiç bir bölüm yok. Ama anlıyorlar ya. Konuşmaları falan. Evet. Yani anlayanları var mı? Yazanları okusam kedi. Hiçbir şey anlamaz. Ya yani ona namaz diyor. Ondan diyor şey söyleyeceksin yani. Yani. Bu kadar bir çeşitli çocuk ne anlar? Evet, beyefendiye verebilirsiniz. Evet. Topu aldım, top benden. Evet. Adım Eren. Soyadım Ülküdaş. İlk
kez geliyorum buraya. Şimdi soru şeydi galiba, hani değişti, dünyanın değişmesini istediğiniz bir şey veya siz ortadan insanın kendisi ortadan da kaldırabilir miyiz sonuçta? Ya o da olabilir, evet. Ya da ortadan kaldırmak istediğiniz bir şey de olabilir. Ortadan kaldırmak. Ya iyi manada da olabilir canım, yani, değil mi? Veya kendimizde değiştirmek istediğimiz bir şey. Yani şimdi kişisel gelişimciler veya psikologlar falan istedik. Üstünde Ökmen, işte Doğan Cöloğlu falan zamanında okudum. Hani peki insanın kendisini değiştirmesinden, yani dünyayı değil de kendisini insanın değiştirmesini şey yapıyorlar. Sonra hani bu bana biraz şey geldi yani, biraz psikoloji değil de sosyal bilim falan okuyunca, felsefe, sosyal bilim falan. Hani dünyanın değişmesi, değiştiği zaman insan da otomatik değişirmiş. İşte ekonomisten değiştiği zaman falan. Yani işte böyle kapitalizmden sosyalizme geçildiği zaman insan da zaten otomatik değişmeye başlamış. Çünkü yani şey değişiyor yani. Sistem değişiyor. Yani. Peki neyi değiştirmek isterdiniz? Soruyu sabitleyin. Neyi değiştirmek isterdim? Şunu değiştirmek isterdim. İnsanların ilk önce kendilerini değiştirmek istemelerinden, yani dünyayı değiştirmek istemelerindense. Çünkü yani dünyayı değiştirmek istediği insanlar, işte Sovyetler Birliği'ne devrim falan oldu, bu devrim geri gitti. İşte 1. 2. Dünya Savaşları oldu, işte dünyayı değiştireceğiz diye, bu da geri gitti. Biraz saçma sapan bir laf olacak ama insanların ilk önce kendilerini değiştirmeleri istemesi, daha sonra dünyayı değiştirmelerini. Peki, isterim. Efendim? Topu şey yapalım mı? Çünkü tanışarak getirebiliriz bu evet. İşte. Hemen yanımda var. İsmim Alp. Değiştirmek istediğim şey, temsili demokrasi yönü dünyada doğrudan demokrasi nasıl olabilir diye son zamanlarda kafamdan geçiriyorum, olabilirse yani. Evet. Ama nasıl uzun bir yol olabilir, o daha iyi bir konu. Evet, okay. Başka? Yan tarafı. İstiyor musun? Ney falan, uyku uyumadan yaşamak mümkün olsun. Ne yapacak, ne olacak o zaman? 24 saat mi çalışacak? Evet, duymuyorum. Neden? Neden? 24 saat çalışabilecek mi o zaman? Tabii ki okuyacağım o zaman. Evet, top oynayalım. Mülkiyetlerin olmadığı bir dünyada yaşamak ister. Çünkü hepimiz aynı göğün altında yaşıyoruz. Evet, teşekkür ederiz. İsmim Güldenaz. Ben de akademik ve bilimsel bilgiye üzerinde ulaşım olması isterdim. Böyle para ve kitap anlamı falan isterdim. İsmim Oytun Temizer. Uyku, uyumamak isteyenlerle uyuyana kadar konuşup kendimi değiştirmek isterdim. Teşekkürler. Evet. Yani tip başladı. İsim Ahmet. Ben çok dünya değiştirebileceğimize inanmıyorum. Yani şurada 20 kişi varsa var mı çok güzel. Yani buradaki 20 kişiden herhangi birisinin de hayatını değiştirebileceğime çok inanmıyorum açıkçası. Biraz karamsarım. Aynı mülkiyet olmasını isterim. Benim kitapları çok rahat ulaşabilirim fakat. Hatta çok devletin olmasını istemem. Ağustos ve Cuma'nın bile çok daha heyecan verici. Ama bunun için bile çok kalabalığız. Bu şekilde. Peki. Bana atma. Tamam ama atmışsın gibi yapacağım, tamam mı? Ben Gülşah. Kendim iktidarda olduğum dünya. Yani her şey istediğimi yapıyorum o zaman. Teşekkürler. Ben Özlem diyeyim ben. Sonra tekrar ben Yılmaz, türler arası geçiş olsun isterdim. Yani başka bir türde de olabilirim. Yani kediye mesela. Kedi olarak da hayata bakmak isterdim nasıl görünüyor diye. Çünkü merak ediyorum. Hilmi'nin de cevabı var ya. Var mı? İsteyen, adını söylemeyen. İsmim Uygar. Yaşamın yolculuğun daha kolay olduğu bir dünya isterdim. Sağ ol. Evet.
ben de çevremdeki insanlar da çok çabuk mutsuzluğa kapılmaya başladı kendilerine. Bunu hissediyorum ve bu beni rahatsız ediyor. Bunu değiştirebilmeyi isterim. Artık bu kadar çabuk mutsuzluğa kapılmayalım. Daha güçlü olalım, daha umutlu olalım diye. Size benim bir atarsam. Yani Mustafa, ben de kendimi değiştirmeye başlamak lazım. Yani değiştirmek önce kendimizi diyoruz. Ve doğayı daha fazla içiş olmaz. Peki. Var mı söylemeyen? Adınızı alalım hiç değilse. Özlem. Düş, bulamadıysan her Özlem. Al. Kalıyoruz burada o zaman. Söylemek isteyen var mı? Aynen, ben de şey demek niyetliyim o zaman. Hani hepimizin yapmak istediklerini yapmak isterdim. Yılmaz'ın dediğini, Ars'ın dediğini. ama kendi daha değişime açık biri haline getirmek isterdim. Şimdi bu bant şunun için. Biraz hareketlenelim. Bir sınma soruşturma, düşünme oyunlarından bir tanesini yapacağız. Basit bir sorumuz var. Bu soru üzerine bir grup bir tarafta kalacak. Katılmayan evet. Diğer grup karşısına geçecek. Belki sorumuz... şey de söylemek lazım, unutuyoruz onu. Kararsız kalanları da çizgiye alabiliriz. Biraz hareketlenelim de aynı zamanda. Şimdi problem şöyle, işte kamuya açık yerlerdeki tuvaletler unisex olsun hem erkeklere hem kadınlara. Eğer katılıyorsanız bu tarafta evet olsun, hayır olmasın bu tarafta, ya benim bu konuda fikrim yok diyorsanız da çizgiye basarak hadi bir hareketlenelim. Hadi tuvaletleri ayrı. Olmamalı diyenler burada. Hayır, yüksek olsun. Evet, onu kabul ediyorum. Ayrı olmamalı. Ayrı yüksek olsun. Evet, şimdi birer cümleyle neden orada olduğunuzu ifade ederseniz çok iyi olacak. Birer cümleyle nereden başlayalım? Karşı olanlardan başlayalım. Evet, Fehmi Gül. Çünkü bedenlerimiz farklı. Tamam. Çünkü bir cümle yani psikologlar bizlere göre erkeklere çünkü erkeklerin çıkardığı sesler ve şeyler konusunda mutabıklar genelde. Ben bunu diğer tarafla paylaşmaya çok rahatsızım. Bir dakika. Karşı görüşle devam edelim. Evet, karşı görüşler devam edelim. Çünkü buradan bir görüş alalım. Ben fikir değiştirmedim bu arada. Ben söyleyeyim görmek için. Çünkü yani yaptığımız şey aynı. Önemli olan cinsiyet değil ki hijyen. Yaptığımız şey aynı, evet. Yani katılmıyorum çünkü ancak şöyle bir şey söyleyebilir. Bu iki cins arasındaki çekimi azaltıyor. Şeyinden yola çıkabiliriz. Bence azaltmaması gerekiyor o yüzden. Seksüel çekimi azaltıyor. Çekimi azalttı, düşünüldüğü için belki orada insanlar öyle olmaması gerektiğini düşündüğüm için de ben buradayım. Peki, çünkü? Arkadaşlar, aynı an için buradayız. Güzel geçsin sen. Evet. Ortadan alalım. Tamam. Açıkçası ben herkesin kendi erkek tuvaleti olması gerektiğini düşünüyorum. Seks bile değil. Ha, farklı bir şey. Evet. O kadar umurumda değil ki yani hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Benim kafamı karıştırdığım şey, bir kullanım olarak bakarsanız pisuvar var. Farklı olarak. Onun dışında engelli tuvaletleri var mesela cinsiyetsiz. Engellilere bir şikayet eden, yani bizim de cinsiyetimiz var, niye ayırmıyorsunuz diye. Bilmiyorum, fikrim yok yani. Kafam karışık. Evet, çünkü? Çünkü kaynaklar daha verimli kullanılabilir. Tek bir tuvaletle her şeyi görebilirsiniz. Hem kadınlara hem erkeklere ayrı tuvalet yapmaktansa bir tane büyük tuvalet yapın. Söylemek ister misiniz? Aynısı söyleyeceğim. Yani aynı şeyi yapıyoruz ve bu arada daha az sıra bekleriz. Zamandan da kazan boşuna beklemeyelim. Evet. Var mı? Söylemek isteyen o taraf bitti. Evet. Yani şey, uzaydan inseydin eğer bir toplum bana kadınlar ve erkekler ayrı yerde yemek yiyecek deseydi bu tuhafıma giderdi. Boşaltım yaparken de ayrı yerde isterdi. Evet. Cinsiyetçilik azalır. Cinsiyetçilik azalır. Çünkü şu anda erkekler tuvaleti gayet pis. Ortak ortada daha kötü olacağını inanıyorum. İşte o erkeklikle ilgisi yok. Hijyenle ilgisi. Evet, var mı? Söylemek isteyen bir şey.
Peki. Tamam. O zaman oturalım. Evet. Şimdi acaba biliyor mu arkadaşlar biz hangi servislerinden yolaşıp? Şimdi bir aslında soruşturmaya şimdi başlayacağız. En son Thomas Hobbes'un, İngiliz filozofu Thomas Hobbes'un revize ettiği ama antik döneme dayalı bir hikaye var. İlk kez Yunan tarihçi Plutarkos'un ifade ettiği, yazdığı bir hikaye. Bir efsane daha doğrusu, bir mitolojik öykü. Theseus'un gemisi. Theseus ünlü bir savaşçı, efsanevi bir kahraman ve onun gemisi. Hikayeyi Nurşah'tan dinleyelim, sonra da şey başlayalım. Sonra alayım ben. Şimdi, evet, Theseus'un gemisi. Tahta gelecek birazdan ama ben bu arada, neyse senden sonra, anlattıktan sonra devam ederiz. Gemimiz antik Yunan döneminde. Çok eski zamanlarda var olan bir gemi. Tabii her gemi gibi bir gövdesi var, bir direği var, bir yelkeni var. Gövdesi var mı? Ha, gövdesi tamam var. Yeterince var. Bu haliyle tabii diğer gemilere çok benziyor ama diğer gemilerden ayıran da bir hikayesi var. O hikaye şöyle, çok anlı şanlı, aynı zamanda işte savaşlarda zaferler kazanan ünlü komutan Theseus'umuz. Komutanımız, kaptanımız Theseus. Ve bu gemi gördüğünüz gibi bir gövdeden, bir direkten, bir yelkenden ibaret. Fakat zaman içerisinde Ege sularında süzüle eskir, yıpranır ve ahşap gövdesinin bir bölümünün değişmesi gerekir. Ben de şöyle göstereyim. Bu değişen bölümle birlikte, ahşap bölümle birlikte, yine ahşap başka bir parça eklenir bu arada. Bununla birlikte insanlar konuşmaya başlarlar. Acaba bu gemi hala Theseus'un gemisi. Top. Sizce bu gemi hala Theseus'un gemisi. Görmemiz gerekiyor muydu? Çok da gemiye benzemiyor. Çocuklar bence bayağı bir şey. Fena da değil. Ama pasta lazım. Tamam, geçelim. Ne dersiniz? Soruyu yineleyeyim. Bu gemi hala Theseus'un gemisi midir? Değişen bu ahşap parçasıyla birlikte. Top. Bu kim ister? Kim konuşmaya başlar? Önce kısa ve hani yine küçük gerekçeli alalım. Derinleşmek, hemen de derinleşmeyelim. Kısa kısa neredeyse hani herkesten biraz görüş alalım. Bence hala Theseus'un gemisi. Çünkü hani amacı ya da aitliği aynı kişi. Amaç. Amaç belirler yani onu. Aitlik. Eğer Theseus'un gemisi olduğunu sorguluyorsa, Theseus'un gemisi. Theseus'un gemisi değildir diyen var mı? Theseus'un gemisi neden? Hiçbir zaman Theseus'un değildir. Değişim olduktan sonra da Theseus'un değildir. Evet. Theseus'un pilot ettiği ya da sürdüğü, artık kaptanlığını yaptığı bir gemiden bahsediyor. Parçasının değişmiş olması özelliğini değiştirmiyor. Yani ama soru sana mülkiyet değil de gemi aynı gemi mi soru? Değil mi? O zaman evet, gemi aynı gemi mi? Gemi aynı gemi mi? Evet. Soru öyle değildi yani. İlk soru gemi Theseus'un gemisi mi değil mi? Aynı. Yani adı Theseus'un gemisi diye anıldığı için öyle düşündüm. Yani adı öyle. Hani Theseus değil de gemi desek de sorunuz değişmiyor. Aynı kalmasını sağlayan şey nedir? Bir başka değişim. Ben söyleyebilir miyim? Evet. Bence parçası değişmese de yani o işte aynı nehirde iki kere yıkanılmaz Heraklitos muydu? Evet. Ya her an zaten o gemi değişiyordu. Yani ontolojik felsefi semerlendirmeye kalkarsak zaten o gemi her an değişim içinde olduğu için zaten bir saniye öncesiyle bir saniye sonrasında aynı gemi hiçbir zaman olmadı diye düşünebiliriz. Ama eğer mülkiyet açısından, beşeri açıdan bakıyorsak o yani o fark öyle değilmiş zannederdim sizin söylediğinize göre. Theseus'un gemisi değildi. Öyle bir mülkiyetle ilgili bir şey konuşmuyoruz zannedersen. Eğer onu konuşursak tabii ki de Theseus'un gemisiydi yani. Eğer beşeri bir anlam yüklüyorsak, bir hukuki bir anlam yüklüyorsak. Peki,
Yani Herakleitos bakışıyla düşünürsek zaten her an o olmaktan çıkıyor mu peki? Neden? Evet, çıkıyor. Ama siz onu tanıyabiliyorsunuz. Yani siz mesela bugün evinizden çıktınız, geriye gideceğinizde Herakleitosçu biraz önce ifade ettiğiniz şekilde sizin eviniz de değişti. Ama siz onu tanıyabiliyorsunuz. Yani evin bir kimliği. Ama ölçü ben miyim işte yani? Ölçü bensem şey, tamam. Ama şu anda biz kendimizi, yani kendi fikrimizi yaptığımız için, görüştüğümüz için, konuştuğumuz için o açıdan. Kendi fikrimiz açısından da olsak insandan insana, yani her şu oturan kişi sayısı kadar farklı bir gemi gözükecek yani. O yüzden aynı gemiyi de görmüş olacağız falan. Yani biraz o işe ontolojik gibi bir bakış açısı ama benim anlayabildiğim yani. Ama farklı bir açıdan da bakabiliriz yani. Eğer farklı bir perspektifle bakmak istiyorsak o da başka bir açılım sağlar. Peki, birazdan tamam. Öyle de bakarız. Tamam. Evet, ne dersiniz? Yani Esasyon gemisi aynı gemi midir? Bir parça değişir. Bu al istersen. Bir parça değişince tüm şey değişmiyor gözüyle bakıyorum. Yani bir onarım oluyor, bir şey oluyor. Tek bir parça değişiyoruz ama aynı gemi devam ediyor. Belki yüzdesel olarak daha büyük bir değişim geçirse daha çok şeyler, o zaman değil diyebilirim. Tamam, parça parça tamam değişiyor gemi. Öyle mi? Ha, şu anda bir parçasını değiştirdik. Gövdesini değiştirdik. Evet, şu an. Şimdi. Çünkü parça değişimleriyle beraber dizayn değişim şeyi de çıkacak, ortaya olabilir. Yani olacak diye değil. O yüzden şu anda değişmiyor. Yapısı tabii önemli. Çekil bir şey mi? Yapısı malzemesi de aynı şey. Aynı. Kimlik ontolojik bir şey değildir. Yani şu manada kimlik bir şeyin kendi varoluşuyla alakalı bir şey değildir. Ona dışarıdan bakanların, onu dışarıdan algılayanların ona atfettiği bir şeydir. Yani epistemik bir şeydir. Ve bir şeyin tek bir aynılığı, aynı kimliği sürdürebilmesi için bir intersubjektivite, yani herkesin ortaklaşa bunu öyle olduğunu söylemesi gerekir. Yani Teseus'un gemisi bir kişiye göre Teseus'un gemisi değil, bütün Atina halkı için Teseus'un gemisi olduğu sürece o Teseus'un gemisidir. Dolayısıyla geminin parçası değişirse ve Atina halkı hala bunun Teseus'un gemisi olduğuna inanırsa, o zaman Teseus'un gemisidir. Eğer bunun aynı olduğuna inanmazlarsa Teseus'un gemisi değildir. Yani peki tamamen... bir şey sorabilir miyim? Ulaşımla ilgili görüşlerim. Bu örneğin verilmesinde gemi olmasının bir önemi var mı? Denizde ve dışarıdan, mesela Atina halkının subjektivitesini ya da düşüncesini değiştiren değil, o geminin içindekilerin fikrinin önemli olduğunu söyleyebilir. Yani özellikle mi gemi seçtiniz, yoksa Atina'daki herhangi bir bina da mı olacaktı? Hayır, siz farklı bir şey gibi de düşünebiliriz ya da öyle düşünün, öyle düşünerek yorumlayabiliriz. Çünkü hayır, kapalı bir şey mi? Kapalı gerçek yok. Efsane yani, gerçek. Şimdi Teseus yüzyıllar önce yaşamış bir kahraman, öldükten sonra onun seremonyal gemisi her yıl denize açılıyor bir bayram esnasında. Ve Atinalılar bunu durmadan değiştirmeleri gerekiyor parçalarını, ama iddia şu, yani 1000 yıldır aynı gemiyi sürüyoruz. Yani ritüel bir önemi var bu geminin Atinalılar için. Plutarkos da bu tartışmayı bize aktarıyor. Yani Atinalılar bunu tartışıyor. Hakikaten aynı gemiyi mi sürüyoruz, yoksa bu farklı bir gemi? Çünkü geçen yüzyıllar içinde geminin işte parçası güzel değişti. O yüzden. Okay. Ama ben şunu söylemek de istedim. Gemiye takılmak zorunda değiliz yani. Aynen. Bunu bir şu an birlikte olarak düşünme deneyimi. Evet. Evet. Daha önce bununla ilgili bilgilerimiz var. Evet. Onları paylaşalım. İstiklal Caddesi'nde normal dağın vardı. Resul edildi. Şimdi orada kimlik diye bakarsak insanlar için aynı kimlik deme o kimliğe hani ben miyim ben mesela mimar gibi bakıyorum. Halk nasıl bakıyor? Sokakta orada anısı olan kişi nasıl bakıyor? O kimlikten aslında çok değişen bir yine algıların şekillendirildi. Ama ona bağlı olarak uzlaşımın da bina aynı bina aslında. Hani şey olarak hani resmi kayıtlarda, evraklarda o düzenden bakarsan orası yine Narmanlı. Adresi yine aynı adres. Ama bina restore edildi. İçindeki ağaçlar kesildi. Anlamı değişti. İnsanların oraya bakarken verdiği anlam değişti. Ama? Bazı katmanlarda aynı. Bazı katmanlarda değil. Nereden, hangi katmanlarda? Sonuç olarak ona Narmanlı Han aynı mıdır? Ya da Teseus'un gemisi aynı mıdır? Ben derim, aynısı derim. Aynısı derim. Yani bir anlamda Arsene'nin dediği gibi uzlaşım
katmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama o baktığınız katmandan katmana bağlı. Şimdi hani insanlar genelde bu artık normal nam değil diyor. Birçok Türkiye'deki restorasyon işinde bakan insanlar bu eskisi gibi değil. Hani bunu rezil etmişler. Başka bir şey olmuş. Genel bakış hani uzlaşıyor mu aslında burada? Uzlaşıyor. Hı hı. Evet. Benim aklıma şu geldi. Ersan mı? Ersan'dan yola çıkaran. Yüklenilen anlam, misyon değişmiyorsa o gemi değişmez. Aynıdır. İsterse rengi, boyası, parçası değişirse değişsin. Ama parçası değiştiğinde de gemi değişir mi diye düşününce anlam işte misyon değişmiyorsa değişmiyor ama kendi olarak da değişir ama değişiyor ama işte bizim yüklediğimiz anlam burada belirleyici. Öyle oluyor. Bizim yüklediğimiz anlam, misyon neyse, geminin misyonu neyse, 100 yıllar boyunca o gemi aynı gemi. Bambaşka şekle bürünse bile, bambaşka malzemeleri edinse bile. Peki. Bence şey de güzel olabilir, etimolojik bir bakış. Atıyorum 60'larda ben Arsene desem ki seninle biz sevişiyoruz. Başka bir manaya geliyor. Birbirimizi seviyoruz manasında. Bugün bambaşka bir mana. O kelime o anda var oluyor ve devamlı bir değişim halinde anlamı. O yüzden sevişmek, 70'lerde sevişmekle bugün sevişmek çok farklı şeyler. Yani insan gözlemde anlaşılması gereken bir problemdir. Evet, yani o anda, o kelimenin anlamı o anda nasıl var olduğuna göre, biz bunu 70'lerdeki metni okurken sevişmeyi nasıl öyle algılıyorsak ve şu anda öyle algılayamıyorsak, o kadar Teseus'un gemisi de öyle algılanmadı. O anda var olduğu düzlemde aynı şeydi. Ondan sonra bir ay sonra, bir sene sonra asla aynı şey olmayacak. Başka bir şey olmayacak. Karmaşalara sebep verilir. Peki. Adı da belirliyor. Herhalde var isimden yok olduğunu düşünüyorum. Gemi biraz daha maceralara koşturalım mı Nuşa? Evet, devam mı? Evet, biraz daha limandan tamam, kaptan ve mürettebat yola devam ediyorlar. Bu sırada rüzgarlı bir günde geminin yelkeni yırtılıyor. Bir başka fırtınalı günde bu geminin direği kırılıyor. Ve tabii bu eskiyen parçaları yenilemek için limana geri dönüyorlar ve değişiyor. Ne değişiyor? Direği ve yelkeni. Gövdeye ek olarak yelken değişti. Diğer bir aksamı daha değişti. Epeyce değişti. Bu hali. Hala daha Teseus'un gemisi mi? Ne dersiniz hala? Gemi aynı gemi mi? Konuştuğumuz gibi. Kimde kaldı? Ben biraz önceki söylediklerim tek şey aynen geçerli kabul edebilirsiniz. Tamam. Ceren sen parça sayısı artarsa demiştin. İstersen evet. Şimdi yeniden yorumla. Yine ki yüzdeye var. Şimdi kaldım. Hani hangi amacı hizmet ettiği önemli değildi ya, aynı amacı satsız dediniz galiba. Oradan bakınca da bilmiyorum. Çünkü biraz önce söylediğime göre değişim çoğaldı. Yani fazlalaştı. Yalçı yapı ve malzeme etkili oldu. Ortadayım şu an. Aynı yani. Değil mi? Bunu bir insan olarak düşünün. İşte ameliyatta evet. Kol bacağı değişen kişi ne diyor? Olmaz ama olsaydı. Olduğu kişi. Olduğunu varsayalım. Yani olduğu kişi değişmeyecek ki sadece parçaları değişmiş olacak. Hani benliğini fiziksel olarak yani benliğini oluşturan şey eğer fiziksel yapısıysa değişmiş diyebiliriz ama benliğini oluşturan şey özünde değişmediyse bence aynıdır. Keyif bence gemiden. Evet, ne dersiniz? Şuraya verebiliriz belki. Şey, az önce benlik konusu açıldı mesela. Fiziksel bir değişimden örnek verildi ama insanlar mesela ben varsayalım 5 sene önceki düşüncelerimden tamamen farklı bir insansam. Yine aynı insan olur muyum? Değil mi? Ama sen olmaya devam ediyorsun. Hani mesela kimliğimi de değişti, yani ismimi de değiştirdim. O zaman yine aynı kişi olmaya devam eder miyim? Fiziksel olarak değiştiğini de varsayalım hatta, değil mi? Zaten değişmiş yani olduysa yani çocukluğunda... Estetik ameliyat olayım. Hatta cinsiyetini değiştirdi, hatta kendin oldun. Hatta kalp değiştirdi. İngilizce oldu. Zaten
yani yıllara bağlı olarak fizikte görünüm de değişmiş oluyor. Yani küçük bir fotoğrafın olsa belki şimdi bambaşka bir görüneceksin. Yani hani bu gemi sorusuyla bence çok yakından alakalı bir soru. Hani bu benlik çizgisini nereden çekiyoruz? Yani ne zaman benlik dediğimiz şeyi isimlendirip ne zaman bunun dışına çıkabiliyoruz? Bu hani asıl şey buna çok bağlantılı. Ne dersiniz? Bu yeni bir açılım sanki. Evet. Tamam, bir şey yapan şey sorun. Yapılan şeylerin bilincindeysen, yani cinsiyetini değiştirsen, adını, kimliğini, tüm düşüncelerini fark etmez. Bence oluştuğun en yeni bir sen oluyor ama hala sen sensin bence. Değişmiyor. İşte bu sen sensin derken ki hani... Bilinç olarak yani... O zaman bir bilinç, yani maddesel varlığın üzerinde bir şeyin de varlığını kabul ediyorsunuz, evet. Ruh denen bir şey. Bunu gemiye uyarlayabiliriz. Hayır, yani gemide durum nasıl olurdu? Gemide de hala aynı, hani dediğiniz gibi törenlere çıkma etme olarak hala da Teseus'un gemisi, içinde Teseus'un olduğu bir şey olarak varlığı bahsediliyorsa, Teseus o gemide bulunduysa, tüm parçaları da değişse, Testoris orada o işte dümeni tutmada bir şeyde savaşa gitmedi. Hani onun anıları orada olduğu sürece bence aynı gibi. Arkadaşım dediğini yapıtsa en gelmişse sizin açıkladığınız oluyor bence yani işte ontolojik değil, epistemolojik yani varoluşsal değil, bilgi bilimsel bir şey. Peki ama ben ya, size bir şey daha farklı ruh, o zaman ruh dediğini, ruhu değişmedi yani bir şeyin yani ruh kavramı, yani ruh ne oldu? Hani insanlar onu yüklüyorsa, Teseus'un gemisi diyorsa, işte ruhu değişmedi. Yani ama bir insanın ruhu ne o zaman? Yani maddi şeylerle düşünecek olursak, işte TC kimlik numarası olabilir, cinsiyeti olabilir. Yani nereye bir şey işte. Ya da o değişti dediğimiz yerin neresi olabilir oraya? Yani hangi noktada çizgi çekip, evet. Şurayı aşarsa artık o başka bir şeydir. Bu ruh da olabilir. Şey ama bence hanımefendi çok ilginç bir noktaya değindi. Yani ben atıyorum Uygar'ı 10 yıl önceden tanıyordum. Belli bir tipi vardı falan filan. Atıyorum her şey değişti ve ben şu anda karşılaştığımda onu tanıyamadım. Yani bir uzlaşıma varamadık. Biz onu dışarıdan gördük, yok Uygar değildir dedi. Bizim gözümüzde epistemolojik olarak farklı bir karakter. Ancak o belli bir bilinci taşıdığı için ontolojik olarak aynı varlık. Ama tam tersi olsaydı, mesela şöyle olsaydı, şimdi dışarı çıktık sigara içmeye, kafasına bir cop yedi ve bilincini kaybetti. Bizim için aynı Uygar ama kendisi için bilincini kaybettiği için aynı Uygar değil. Dolayısıyla gene yeni bir katmanı var sanırım burada işin. Gemide de ruhunu kaybetmiş değil mi yani? Biz çünkü yani gemiyi Teseus üzerinden kategorize ediyoruz. Artık Teseus yok. Evvelden macera gidip geri dönüyordu. Ben bu yandan duyguyu anlamıyorum. Artık seremonyal bir şey. Hayır, şey varsayalım, Teseus yaşıyor olsun, o zaman yani öyle şey bir anlam yüklemeden de düşünebiliriz. Evet, o zaman mesela benim açımdan kategorizasyon değişmemiş. Yani ben gemiyi Teseus üzerinden görüyorum, Teseus bunu değişmemiş. Ben bunu o şekilde görürsem, yani benim için gördüğüm, benliğimde uzlaştığım noktalar çok değişmediyse aynı adamla karşı karşıya. Çok değişmedi derken işte ne kadar, yani miktarlandırabilir miyiz bunu? İşte mesela acaba tabii ki. Yani geminin diyelim ki 50 parçası olsun, hani kaçı değişince o artık o olmaktan çıkar ya da çıkar mı? %50 düşünelim. Topu almasam olur mu? Hayır, sert bir top değil, kırmaz değil. Yok, bu virüslerle ilgili sorunlar. Abi çok geçiyor. İçinde yaşadığımız derin ilmi var, almada var. Hı hı. Onu bir şey yapabilirseniz daha netlik kazanır. Orada annesiyle finalde karşılaştığında bizde kaçı değişmiş oluyordu hepsi? Hepsi değişiyor. Cinsiyeti değişiyor, her şeyi değişiyor. Annesine kendisinin kendisi olduğunu anlatmaya çalışırken kimsenin bilmediği bazı anılar var. Onları söylüyor ve o anda annesi diyor ki tamam o zaman sen benim oğlumsun falan gibi bir sahne vardı. Dolayısıyla şey yani işin bilinçle ilgili boyutu önemli. Bir de platonik idealar falan varsa işin içine tamam. Hayır o
bu dediklerini Theseus'la şey yaparsam ne dersin? Ritüel devam ediyor her sene. O ritüele yüklenen anlam bile değişmiş olabilir. Din bile değişmiş olabilir. Ama o aynı gemi. Aynı yapan şey ne peki? Amacı belli mi? Gemi belli mi? Toplumsal karşılık olarak onun Theseus'un gemisi olarak toplumca algılanmış. Gemiyle ilgili oluşan bellek. O uzlaşım toplumsal, toplumsal bellekteki kalan izler. Gemiden bir iz eser kalmamış olsa bile toplumsal bellekte kalan izler onu karşılıyor. Galiba bununla ilgili bir uzlaşım var gibi ama şey olarak, yani ontolojik olarak düşünürsek peki? Yani ben materyal şeyin daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela gemi atıyorum battı, sonra dediler ki hatta teknoloji de değişmiş olsun, size böyle demirden bir tane cruiser getirdik modern Atina toplumu için. Bu artık Theseus'un gemisi dedi Atina devleti, herkes de okey dedi çünkü otoriter bir devlette yaşıyorlar atıyorum. Yani amacı aynı, hala aynı ritüeli yapıyor. Materyali komple değişmiş. Yarattığı anılara eskiden şöyle bir bölgenin yeni bir anı yaratıyor. Her şey değişmiş. Yani yaratıcısı da değişmiş. Tasarlayan da değişmiş. Aynı gemi dönüş şimdi. Dolayısıyla bence materyal boyutunda bir burada bir ama materyal bir kere değişmiyor ki. Yüzyıllar alan ve işte herkes için tedirici alıştırılan olarak bir süreçten bahsediyorsun. Hızla değişseydi işte. Tepedeninle olduğunu daha travmatik bir değişiklik yaratıyor yani. Zamana yayıldığı bu için kabul edilmesi ve işte Theseus'a ait olduğunun fikrinin değişmemesi daha kolay. Bence materyal değiştirmek daha kolay. Fikri, ruhu, anlamı değiştirmek uzun sürer ama materyali kısa sürede değiştirirsin. Peki. Ya işlevinin çok özel bir işlevi olması gerekiyor ki sonuçta kendisine atfedilen şeylerin bir şekilde her zaman bir şekilde konsensüsle evet bu Theseus'un gemisidir diye kaç bin yıldır bilmiyorum ama hala bir buradaki bir toplantıda, İzmir'deki bir toplantıda Theseus'un gemisine hala bahsediyorsak zaten bir şekilde demek ki işlevinde çok özel bir şey var. Yani o ritüelin yarattığı bir rahatlama mı var, rahatlatma mı var ya da bir şey mi, işlevin ne bilmiyorum açıkçası ama o işlevindeki tamamen münasırlık onu herhalde bir şekilde ona bir şekilde bir kimlik kazandırıyor ve o kimlik de bir şekilde kendisini yani kendisini düşünen insanlar da hemen hemen aynı yere, beyinlerinde aynı noktaya vuruyor mu diyeyim, dokunuyor mu diyeyim, bilmiyorum. Yani bilmiyorum, soruyorum sadece bir şey. Yani işlevin özelliği demeyelim de işlevin... Bütün bu parçalardan oluştuğunu söylüyorsunuz bir yandan işlev derken değil mi? Yani işte ya sonuçta bir gemi, bütün gemilerin aslında çok genel geçer bir takım işlevleri var. Ya insan, ya hizmet, ya mal bir yerden bir yere taşınması. Ne kadar hikayesi de buna dahil mi? Hikayesini işte soruyorum. Çok mu özel bir hikayesi? Çok mu özel bir işlevi? Yani siz hikayesini yoksa unutarak bakmayı deneyebilirsiniz bence. Ama o zaman şey çok basit olur. Benim için değişmedi derim. Çıkarım işin içinden. Değişmedi benim için. Theseus'un gemisi. Açıklayabilirsiniz için değişmedi. İşte açıklamaya çalışıyorum. Yani değişmemiş olması, yani değişmedi derim. Çünkü demek ki hala aynı işlevi herkesin, yani toplumlar değişse de, materyali değişse de, demek ki 2000 yıl önceki Anadolu ve işte yani o Yunanistan, Grek toplumlarındaki insanların dikkatini bir şekilde aynı şekilde çekiyor. Şimdi de aynı şekilde çekiyor. Demek ki aynı işlevi hala yerine getiriyor ki değişmedi diye düşünüyorum. Yani dayandırmak istiyorum bir şekilde bir yere. Kopuk. Mesela bizim bir mali müşavirimiz olsa, onun işlevi mali müşavirlik olsa, ismi Ahmet olsa, bu adam Cazbir'in kalp krizinden ölse, yerine Fatma Hanım'ı alsak, o da mali müşavir olsa. Ve bir gün bizim CEO sorsa işte, bizim mali müşavir ne oluyor? Ben de desem ki aynı, hiç değişmedi. Çünkü aynı işlevi. Sorguladığım aynı şey zaten işlevinin çok özel bir işlevi yani.
daha önce başka bir gemiye atfedilmeyen bir işlev olması gerekiyor ki değişmemekten bahsedebilirim. Yoksa zaten değişti derim. Tesavvüs'ün gemisi ya da Ahmet'in gemisi ya da Mehmet'in yani gemisi. Yani o şey olmaktan çıktığı noktayı da arıyoruz. Yani ya. Hani bir şey ne zaman o şey olmaktan çıkar? Yani değişme öyle bir noktaya gelir ki artık o şey olmaktan çıkmıştır ve başka bir şey olmuştur, başkalaşmıştır. Acaba o noktayı nerede yakalayabiliriz? Yani arkadaşımızın söylediği şey bence burada çok önemli. Orada evet, herkesin ona atfettiği, artık tanımıyoruz. Yani vücudu çok değişti, karakteri çok değişti, her şey değişti. Ama kendisinin bildiği bir şey var ve o özel işlevini aktarabildiği anda aslında tekrar eski kimliğini kazanıyor. Aslında o anda evet, değişmemiş diyebiliyoruz. Ama özel giz ne, sır ne, onun hakkında bir fikrim yok. Ama dediğiniz gibi onu ne zaman, o giz, o sır ne zaman ortaya çıkıyor ve değişti diyebiliyoruz. Ve kimler buna, yani bunu söyleme gücüne sahip, bilmiyorum. Peki başka şey çıkmıştık. Ya aynı anda iki şeyse, yani Theseus'un gemisi, Atina'nın başı Theseus'un gemisiyken gidip yağmaladığı bir yer içinde alçak soysuz Theseus'un gemisi olabilir. Ya da adam FETÖ'lü, Fethullah Gülen Hoca Efendi'dir. İnsanların kafasında iki farklı şekilde var olabiliyor. Yani belki de iki şeydir de çok fazla şeylerdir. İki şeydir de şu an anlaşılmayın için. Bunun üzerine söyleyecek bir şey. Peki, zaman az. Şöyle bir hikayenin devamı var. Hobbes'un özellikle eklediği bir kısım var. Tartışmaya oradan devam edelim. Geminin bozulduğunda eskiyen parçalar için dönüp dolaşıp uğradığı limanda eski bir ustası var tabii. Bu usta o artık parçaları atmamış, saklamış. Bu biriktirdiği parçalardan yeni bir şey inşa ediyor. Ve bu yeni inşa ettiği şeyin de acaba insanlar yine konuşmaya devam ediyorlar. Acaba bu... Yani Theseus'tan çıkan bütün eski parçalar toplanıp yeni bir gemi olarak karşınıza çıkıyor. Böylece iki tane Theseus'un hangisi Theseus'un gemisi? Gayet bunlar çok anlaşılıyor. Şimdi öyle düşünelim, yani ortada bu sefer iki tane oldu. Buyurun bakalım, hangisi acaba? Yani bu Theseus'un gemisinin kaldık, yüzeye kaldık. Artık yüzmüyor da. Müzedeki Theseus'un gemisi olacak mı? Sonra müzedekiler bunu magnet yaptı. Huzurumda o Theseus'un gemisi rüyasını yapıyorum. Yani varsayalım ki o da aynı şekilde yüzüyor, çalışıyor. Yüzüyor yani. Her şeyi çünkü birleştirdi usta, çok iyi bir usta. Ve baktığın zaman iki tane. Hangisi Theseus'un gemisi? Parçaların değişmesi gerekiyormuş benim. Usta baştan neredeyim? Ne dersiniz? Yeni yapılan gemi de aynı amaçla kullanılıyor olacak mı? Tabii o da yeni. Ha, yani Atinalılara verecek miyiz bu yeni gemiyi bir seremoni için kullanılıyor? Seremoni bölümünü o kadar önemsemeyin bence. Ama Theseus'un gemisi yapan şey onun halk... İşte halk zaten şunu konuşuyor. Theseus'un gemisi olarak bildikleri bir gemi vardı. Ama şimdi yanına bir tane daha oldu. Hatta işte o... Daha orijinal parçalarından. Şimdi... Halk şunu konuşuyor, hangisi Theseus'un gemisi? Şimdi halk adına biz görüş ortaya koyalım. Theseus'un gemisinin hani diğerini sunarlarsa diğerini söyleyecektir ama arkeologlar orada baktığında Theseus'un gemisinin diğeri olduğunu söyleyecek. Siz ne diyorsunuz? Ben de diğeri derim. Hani sonradan o eski parçalarla yapılan... İmarlar da diğeri diyorlar. Ben bir şey söyleyeyim. Evet. Anladığım kadarıyla bu Yunan halkının buna yüklediği sembolik anlam. Yani şimdi oraya girmeyebiliriz, o ayrı konu da. Yani bu kadim kültürlerdeki sembolik anlamlar ve o sembolojinin aslında bir sonsuzluk arayışı. Yani onunla birlikte bu gemi yüzyıllardır var, bizim toplumumuzda işte var, yüzyıllardır var. Acaba sonsuz olan şey o gemi mi? Yani bir... Bizim birlikte varsa bizim toplumumuz da onunla birlikte sonsuza kadar var olacak. Aslında bir nevi yaratıcı fikrine falan götürüyor bizi. Yani öyle bir şey ise
onlar için değişmeyen bir şey. Ama benim kişisel kanaatimi soracaksınız siz. Bana göre tamamıyla değişebilen bir şey. Çünkü ben değişmeyen tek bir varlık olduğuna inanıyorum. Her şeyi yaratan varlık. Yani benim kişisel perspektifim. Onun dışındaki her şey değişebiliyor. Ama Yunan halkı buna başka bir anlam yükleyip o bizimle birlikte var, bu ritüel sürekli devam ediyor ve bizi yüzyıllardır biz bu gemiyle kendimizi özleştiriyoruz gibi bir şey. O şeyi de yakalamak lazım. O kültürel spektifasyonu da oradaki kültürel merceği de tutmak gerekebilir orada. Öyle bir halktan birisi olsaydım, o halkın içinden birisi olsaydım, kendimi o sonsuzluk anlamında o gemiyle özdeşleştirirdim ve madem ben sonsuza kadar benim kültürüm varsa bu gemide benimle birlikte değişmeden var olacak bu sefer. O gemi ne olursa olsun, isterse 10 tane üretilsin. Ama 10 tane üretilip üretmemesi işte şey olabilir, bu Yunan tanrıları gibi farklı farklı sizi şey yönetebilir yani. Bu görüşe katkı ya da bilmiyorum şimdi tam da nereye duracak ama bütün sadece parçaların toplamı değil. Bütünden bir parça ayırdınız, bu parçaları bir araya getirip başka bir bütün oluşturduğunuzda bu tabii ki önceki şeyin aynısı olmaz. Çünkü baştaki ortadaki bütünden kopardınız bunları. Ya bir de sanırım tartıştığımız mesela madde değişip değişme değil, madde değişir tabii bunu hepimiz biliyoruz ve kimlik nasıl korunur? Sorumuz biraz sanırım tartıştığımız var. Evet. Kimliğe yani, yüklediğimiz anlam daha doğrusu yani. Biz anlam, kimliği de biz yani, ama sanırım ilk sorumuz şeydi yani, bir elimizde bir şey var, hissettiğimiz bunun o şey olduğunu düşünüyoruz. Sonra bu şeyden bazı şeyler değişiyor ama ondan sonra hala onun aynı şey olduğunu düşünüyoruz. Demek ki bir şey korunmuş burada, madde korunmasa da. Dolayısıyla o sorduğumuz bu şeye o şeyliğini veren şey nedir? Al. Yani kimliğin altında yatan şey nedir? İnanç. Evet. İnanç diyebiliriz bence. Bence çok rahat inanç diyebiliriz. Yani hepsini evet, başka görüş, bir şeyi o şeyi yapan şey nedir? Ne ki biz ona hep aynı şeyi yüklüyoruz? Bunu sadece gemi olarak düşünmek durumunda değiliz yani. Bir varlık olarak düşünebiliriz. Bu da inanç da anlamla bölündü. Gemi bölününce, iki tane olunca. Ben materyal daha kolay değişiyor, anlamlar uzun sürede değişir dedim ama ters köşe oldum. Anlam da değişti, bölündü. Değişmese bile anlam aynı ama bölündü. Demek ki öznel anlamda, inançta her şeyde öznel aslında. Katılıyor musunuz? Ne dersiniz? Bir şeyi başka bir şey yapan, başka bir şey, öteki bir şeyin var olması. Galiba biraz açman lazım. Kum var, bir tarafta da taş var. Eğer her taraf kum olsaydı biz onu kum diye adlandırmayacaktık. Ötekinin varlığı sayesinde biz şeyi, kimlik şeyinde değil mi, Türk'ü tanımlarken diğerlerine kıyasla, eğer diğer dünyada hiçbir ulus olmasaydı Türk de olmayacaktı. Sizin bakanca ama bu gemiye özel kimliğini veren şey ne o zaman? Ne işte? Yani biz buna Teseus'un gemisi dedik. Belli bir sebeple bu ismi verdik. Sonra gemide bazı şeyler değişti. Ondan sonra zaten Teseus'un gemisi diyoruz. Demek ki bir şey korundu burada değişime rağmen. O korunan şey ne acaba? Yani kimlik. Ama o kimliğin altında olduran şey ne? Onu bir destekleyen bir şey. İşte anlam değil mi? Ya da o ne zaman değişir? Artık. Ya mesela bu soruyu daha da karmaşıklaştırmak için şeyi de yapabiliriz. Mesela parçalar değiştirilirken dizayn da değiştirilmiş olsa hala Teseus'un gemisi olur mu? Evet. Materyal hani, hem dizaynını değiştirirsek atıyorum. Dizayn motor koysak içine. O dizayn motoru yani evet. İki saatte gidiyorken iki de kadar gidiyorsun. Evet, ekstrem örnekler olabilir. Hani burada işte isimlendirme yaparken şeyi diğerlerinden ayıran bir şey seçiyoruz. Yani Teseus'un gemisi derken diğer gemiler olmadığı için Teseus'un gemisi diyoruz. Yani o yüzden şey hani dizaynında değişiyor, materyalinde değişiyor. Yani o çizgiyi nereden çekiyoruz? Bir de sanırım burada insani olarak takıldığımız bir nokta aynı kelimesi. Yani bu tamamen
insanın aklının bir şeyi kategorize ederken kullandığı bir kısa yol. Dolayısıyla bu kısa yolu bu gibi paradokslarla kısa devre yaptırmak da çok kolay. Belki de o aynı kelimesinin tam olarak formal bir tanımı olmadığı için ve sadece böyle hani içgüdüsü olarak, refleksif olarak kullandığımız bir kelime olduğu için bu gibi durmadan anlam kapsamının dışında böyle bir sürü aksi örneklerle karşı karşıya kalıyoruz. Yani belki de sadece dilsel bir şeydir. Yani tabii ki aynı gemi değil. Çünkü yani en azından hani dünyayı sadece atomik düzeyde görüyor olsak farklı bir şey görüyor olacaktık orada. Yani aynı bir şey değil. Yani ne bileyim hani en azından yani aynılık uzamsal yani düzlemsel bir şey olsa yeri değişti veya zaman değişti veya bilmem ne falan filan. Ona bakanlar değişti yani epistemolojik olarak da aynı şey değil. Fonksiyonu değişti yıllar içerisinde ama aynı gemi diyoruz. Çünkü belki sadece kullandığımız kelimeler problemlidir biraz. Yani, değiştirsek de anlamı değişmiyor. Yani belki atıyorum şöyle bir şey olsa, bir tane atıyorum Eskimo dilinde aynı kelimesinin altında böyle 40 tane falan kelime olsa ve onlar için aynı kelimesi bizim için kapsadığı kadar geniş bir anlam değil, çok daha spesifik anlamlara bölünmüş olsa onlar farklı bir kelime kullanırdı muhtemelen bu olay için. Ya da mesela kimya dilini kullanın, kimyevi şeyine bakın, muhtemelen her şey farklı birbirinden bir saniye öncesine göre. Aynen öyle. Basit mantıklı olduğumuz ortaya çıkıyor. Aynen'e doğru gidiyoruz, aynen'e bağlanacağız biraz. Aynen öyle. Aynen'e bağlandığımız anda bitirmişsiniz. O zaman bayağı çukurdan çıkmış oluyoruz çünkü. Zaten hani değişme denen şey belki de böyle parçalar şeklinde olmasa, bulunduğu yerde de olsa da demin adınızı da öğrenemedim. Evet, tamam. Alp'in söylediği gibi zaten bir şey illaki oluyor yani. Biz aynı değil başka bir varlık koyuyoruz. Şey şimdi aklıma geldi. Biz mesela vücudumuz her 10 yılda bir tamamen değişiyormuş. 7 yılda bütün hücreler değişiyor. Aynı Zeus'un gerisi gibi. Kendilik dokusu da aynı. Ruhumuz da değişiyor. Değişimler geçiriyor. Düşünceler değişiyor. Düşünceler, fikirler, bakışlar, etkilenişler, etkilenme işte her şey değişiyor. Değişmeyen ne? Ne evet. Niye ben hala 7 yıl önceki hücrelerimin hiçbiri üstünde yok olduğu halde hala yılmazım yani. Değişiyor. Ne olabilir bununla ilgili? Bilişsel açıdan gelişip değişiyormuşsunuz o var. Belki onu da işte düşünceler düzleminde hepimiz değişiyoruz diye şey yapabiliriz. Değişen tek şey değişimiz kendisi. Teşekkür ederim. Aynen. Evet, galiba sonlandırıyoruz. Nereye vardık diyecekseniz demeyin, size soralım yani. Değerlendirme faslı yapalım. Tartışmadan neler çıkarabiliriz? Şöyle bir sağ olsun Nuşa tablo çizmeye çalıştı. Böyle kullandığımız kavramların şeması. Ne dersiniz? Buyur. Arsel'in güzel bir şekilde noktaladığına inanıyorum. Çünkü başta soruda aynı mı sorusu bence belki biraz kafa karıştırıcı bir soru. Çünkü gerçekten çok fazla dilde, çok fazla kültürde bu aynı çok fazla yere götürebilir bizi gerçekten. Belki de şöyle hani sorulsaydı daha farklı bir şekilde yol alırdı diye düşünüyorum ben tartışma. Yani Teseus'un gemisi yapan şey ne? Ve bunu değiştirirsek o özü değiştirmiş oluyor muyuz? Gibi bir soru sorulsaydı. Belki daha kısa sürecekti. Çünkü o gizli soruydu. Özüm ne oldu? Yine aynı tartışma vardı. Ama sonra bilmiyoruz yani. Aynı atsan Ahmet 10 yıl sonra Ahmet mi? Diye sorsan da orada. Identity'de bir aynılık varsayıyorsun zaten. Evet. Bence beyinsel bir şey kelime. Evet. Evet. Bunun bir ifadesi yani. Soru şeklinde bağımsız işte, olarak. Bir yandan da bu soru gündelik hayatımızda hep var işte. Narmanlı hani örneği evet. Ya da hücrelerimizin değişmesi ya da estetik ameliyatlar. O yüzden diyoruz yani şehir nerede o eski şehir hatları vapuru? Bu, o evet. Da şehir hatları vapuru ama o yok artık. Bu insanların hep sorup kafa yordukları bir
problem aslında. Evet, var mı söylemek istediğiniz bir şey genel olarak tartışmayla ilgili? Değerlendirme? Yok. Tamam, şey yapmayız. Evet. O zaman teşekkür ederiz. Tamam, yorum.